Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Her gün yaptığımız yayında bugün güncel bir konuyla sizle birlikte olacağız. Dün sosyal medya üzerinden Libya topraklarına düşmüş bir füze parçası görüntüleri, fotoğrafları yayılmaya başladı. İlk bakışta bunların SM-1 olarak adlandırılan, gemiden atılan bir, havaya atılan bir füze parçası olduğu konuşulmaya başlandı. Ve sonrasında gelen bilgilerde bölgede devriye görevindeki Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Gabya sınıfı bir fırkateynin kendisine yaklaşan kimliği belirsiz bir insansız hava aracını vurarak düşürdüğü konuşulmaya başlandı. Tabii konu savunma ve füze olunca yazarımız Hakan Kılıç'la beraberiz. Hakan merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii konu dediğim gibi savunma olunca hemen ve füze de olunca özellikle hemen seninle irtibat kurduk ve bugünün videosunu beraber çekiyoruz. Fotoğrafları gördün sanıyorum. SM-1 füzesine benziyor. Bana da öyle geldi. Sen ne düşünüyorsun fotoğraflarla ilgili? Öncelikle şunu söyleyeyim. Resmi olarak herhangi bir açıklama yok. Yani evet, çok önemli. Onu belirtmen çok önemli. Yok. Ancak bölgedeki Libya, yani bölgedeki kaynaklar diyeyim, yerel medya ve diğer sosyal medya kaynakları füzenin görüntülerini attı. İşte vurulduğuna dair çeşitli bilgiler, şeyler var. Füzenin görüntüsü de ortada. Hatta bunu bizim fırkateynimizden atılan ve bir İHA vurduğunu, bir ülkeye ait bir İHA'yı vurduğunu da söylüyor oradaki yerel kaynaklar. Dolayısıyla yani hani doğru gibi biz de bunun üzerine şimdi yorum yapacağız. Yani oradaki yerel kaynakların bunu doğru söylediğini farz ederek yorum yapacağız. Evet, standart missile yani SM-1 bir orta irtifa deniz konuşlu hava savunma füzesi. Bu şimdi bizdeki RM-66E modeli. Şimdi Amerika bunu aslında 1967 model bir füze ve şöyle Amerika bunları Peri sınıfı fırkateynlerini hava savunma yani fırkateynin kendi hava savunması için üretti. O fırkateynlerden de 8 adet Türkiye'ye verdi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet ve bunlar bizde Gabya sınıfı olarak görev yaptı. Şu anda bunlardan işte Libya açıklarında olanlar var. Yanılmıyorsam bir kısmı servisten kaldırıldı. Yani bir kısmı devam ediyor. Dolayısıyla şöyle, şimdi bu Amerika'nın yaptığı RM-66 füzesinin AB'de değişik versiyonları var. Bizdeki MR modeli yani RM-66E MR modeli bu 83 şeylerime bakıyorum, bilgilerime bakıyorum. 1983 yılında üretilmiş bir modeli. Ve işte o Peri sınıflarına konuldu. Fakat o gemiler şu an Amerika'dan servisten kaldırıldığı için şu anda bizde hala da kullanılıyor. Hatta internette aradığınızda 2020'ye kadar serviste deniyor ama tabii ne zaman bizimkiler değiştirecek orası belli değil. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi orta irtifa hava savunma sistemi dedik. Füzenin birkaç tek şeyini isterseniz hızlıca okuyayım. İşte 617 kilogram, 18-20 kilometre menzili var. İşte 4.48 metre boyu var. Toplam harp başlığı da 62 kilogram. Şimdi füzenin en önemli özelliği şu, daha doğrusu bizi ilgilendiren tarafı, SAR güdümlü yani yarı aktif radar güdümlü. Yani geminin radarı tarafından hedefin aydınlatılmasıyla gemiden sürekli RF bağıyla güdümleniyor. Yani aktif radar güdümlü, kendisinde radar olan bir füze değil. Yani bizim Bozdağ'ın veya Emren füzesi gibi veya bu füzenin aslında bir nevi kardeşi olan F-14'te kullanılan Phoenix füzesi, AM-54 Phoenix füzesinin bir versiyonu bu. Dolayısıyla Phoenix, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir bilgi geçmek istiyorum. Phoenix füzesi, yanlış hatırlamıyorsam lütfen düzelt beni. F-14 uçakları için geliştirilmiş bir füzeydi değil mi bu füze? Evet, hava füzesi. Yani Amerika'nın şu ana kadar kullandığı en uzun menzilli, işte 200 kilometre yakın menzili olan dev bir füze. Sadece F-14'ler tarafından kullanılıyor. İşte Amerika F-14'leri servisten kaldırdıktan sonra İran'da vardı. İran gerçi bunların yeni bir versiyonunu yaptı. Yani modernize etti ama eskisi kadar başarılı, uzun menzilli değil. Şu anda bunlardan kalmadı yani orijinalinden. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi farklı bir versiyonu var. Evet. Yani SM-1 şimdi aslında çok eski bir model. Şimdi biliyorsunuz Amerika'nın Aegis sınıfı, Aegis savaş yönetim sistemi kurulu güdümlü füze kruvazörleri ve destroyerleri var. Bunlar da bunun üst versiyonları. SM-2 hatta antibalistik versiyonu, SM-3 ve versiyonları var. İşte bu SM-2'lerle daha önce hatırlarsan biz bir İran uçağı nasıl vuruldu diye bir yazı yazmıştık. Orada işte onun vuruluşunu anlatmıştık. İşte 3 Temmuz 1988'de Basra Körfezi üzerinde
Dubai'ye giden bir İran yolcu uçağı Amerikan donanmasının Vincenzo's Cruiser tarafından SM-2 ile vurulmuştu. Yani şimdi biz ne yaptık? Biz de bir İHA'yı vurduğumuz söyleniyor. Şimdi dolayısıyla burada Gabya sınıfı fırkateynimiz kendisini bir tehdit algılamış olabilir. Yani bu İHA'nın ne yapacağı belli olmaz. Yani sonuçta bizim SİHA'larımız gibi mühimmat da taşıyor olabilir. Dolayısıyla bu tehdidi algılamış, radarında görmüş ve en pratik zaten hava savunması. Şimdi bizde Türkiye'de kullanılan, donanmada kullanılan hava savunma füzeleri şunlar. Isı güdümlü RAM'ler var, SSM'ler var. Yani Sea Sparrow, havadan havaya yarı aktif radar güdümlü AM-7 Sea Sparrow'ların deniz versiyonu. Onlar var. Bir evet. de bu SM-1'ler var. Yani bu SM-1'ler de evet teknolojisi geri ama şu anda en azından gemiyi koruyabilecek en azından bir SİHA'ya karşı ve çok sofistike olmayan, yani elektronik karıştırmayı çok başarılı yapamayan savaş uçaklarına karşı koruyabilecek düzeyde. Normalde %50 bir vurma şansı var. Genelde çift atılması tavsiye ediliyor. Neden çift atılıyor? Ama, yani tam şey olması için, yani tam hedefi isabet bulma garanti altına alınması için. Ama şu var, şimdi biz ileride TF-2000 fırkateynini yaparsak, inşallah bir gün servise yani henüz başlamadık ama olursa yani hava savunma, bölge hava savunma fırkateynlerimizi, daha doğrusu o destroyer oldu artık, yani muhrip yaptığımızda çafraf radarını zaten yaptık. Biliyorsunuz üzerinde 450 ve 150 km menzilli iki tane radar var. Çafratı zaten biz. Çafrat, Aselsan'ın yaptığı, biraz açıklayarak gidersen izleyicilerimiz daha evet, iyi takip edebilir. Çafrat, evet Aselsan'ın yaptığı bir radar. Geçenlerde bir gemimizde, savaş gemimizde testi de yapıldı. Geçenlerde dedim, bundan baya birkaç ay önce, geçen sene. Dolayısıyla TF-2000 fırkateyni yapıldığında biz çafratı koymuş olacağız. Üzerinde X-band radar da var. Aynı zamanda antibalistik füzemiz olursa onu da balistik füze tespiti de yapabiliyor. Şimdi dolayısıyla biz mesela Hisar füzelerimiz var. Hisar A ve Hisar O. İDEF'te sen de vardın. Biliyorsun oradaki bütün gemi maketlerinde. Hatta Aselsan'ın bir füzeleri göstermek için bir konsept tasarım maketinde hisarlar vardı gemide. Hisar A ve Hisar O'lar. Yani alçak ve orta yırtık hisarlar. Dolayısıyla bu SM-2 füzeleri de aslında ileride kendi gemilerimizde hisarlarla değiştirilmiş olacak. Yani şu anda eski bir füze ama burada işe yaramış. Yani İHA'yı vurmuş. Geleceğine bakalım bu işin. Füzeler sonuçta çok eski nesil, çok da aktif, dünyada çok fazla kullanılmıyor. Amerika'nın emekli etti ama bizde gerçekten dediğin gibi işe yaramış. Şimdi yeni nesil, dediğin gibi destroyer sınıfında yeni nesil gemilerimizle birlikte Aselsan'ın Çafrat radarı olacak ve dediğin gibi Roketsan'ın Hisar serisi füzelerle hem hava savunma hem de balistik füzelere karşı bir koruma, bir şemsiye oluşturacak değil mi gemilerimiz? Yok, orada şunu düzeltelim. Hisar tamamen hava savunuyan hedeflere karşı yapılmış bir füze. Yani antibalistik özelliği yok. Evet. Sağda solda yazıyor da değişik videolarda falan. Onlar doğru değil. Yani biz üretici ve devletimiz bize ne diyorsa ona inanmak durumundayız Roketsan'a. Yani Roketsan'a öyle bir şey iddiası yok. Zaten bizim antibalistik füze çalışmamız, biliyorsunuz bir Eurosam ortaklığı vardı. İşte SİPER'in olup olmayacağı belli değil antibalistik özelliği. O da hava savunma olabilir ama yüksek irtifa hava savunma sistemi. Ama Hisar A alçak irtifa, Hisar O tamamen hava sulayan hedeflere karşı. Yani şu anda biz eğer olsaydı bunu İHA'yı onunla vuracaktık. Yani uçaklar, helikopterler, savaş uçakları, bombardıman uçakları, seyir füzeleri de hava soluyor. Yani bir jet motoru var. Evet. Hava soluyor. Hatta turbojet motoru var çünkü. Evet. Ama şu var. Şimdi seyir füzesi hava soluyor. Evet, turbojet motoru var ama adam diyelim ki mesela hava solumayan bir füze nedir mesela? Bir roket motorlu bir füzeyle saldırdı size. Evet. Bir antişip füzesi attı. İçinde turbojet motoru yok ama katı yakıt roket motoru var. Harpun attı. Onu da vuruyor. Yani evet, yani seyir füzelerinin tamamını da karşı etkili hisarlar. Şimdi biz zaten çafratla onu amaçladık. Hem zaten dünyada şöyle bir trend var. Balistik füze savunması artık deniz konuştu. Denize inmiş durumda. Yani Güney Kore'ye bakın, Japonya'ya bakın, ABD, Fransa'da işte. Hatta bölge hava savunma gemileriyle alakalı 3 bölümlük bir yazı dizisi yayınlamıştık. Oradan hatırlayacaklardır okuyucularımız. Birçok ülkenin bu şekilde artık hava savunma sistemi var. İçlerinde antibalistik füzeleri var. Mesela Almanlar bile SM-2 kullanıyor. Bunun üst versiyonu. Antibalistik olarak. İşte İngilizler aynı şekilde gemileri Aegis değil belki. Amerika'dan almadılar ama onlar da SM kullanıyorlar. Değişik versiyonlar var bunun. SM-2, SM-3.
biz de şimdi bu şekilde zaten bir füze arayışı içindeyiz. Çafrat da burada bunun güdüleme, hedefleme, işte tarama, hem iki ayrı bant var üzerinde çünkü. Ve 450 km menzilli. Burada amacımız buydu. Evet, şimdi SM-2, SM-1 daha doğrusu eski bir füze ama burada iş görmüş. Donanmamızın zaten hava savunma sisteminde bir sıkıntımız var. Yani bu bir ihtiyacımız zaten. Şimdi Milgem gemilerini yaptık. Hisarları da yaptık ama donanmamızın işte daha önce gezgin videomuzda söylemiştik. Nasıl ki kara hedeflerine saldırması için bir seyir füzesi ihtiyacı varsa aynı şekilde milli deniz konuşlu hava savunma füze sistemine de ihtiyaç var. Hisarlar bu yüzden entegre edilecek. Bilmiyorum, çok uzattım belki ama kısa. Yok, insanlar çok fazla soru soruyor, okuyucularımız, izleyicilerimiz. Biraz da geniş anlatman, son bu füze sistemlerindeki gelişmeler veya işin mantığı nedir açısından önemli oldu. Yoksa uzatsam ben senin zaten lafını hemen kesiyorum. Şimdi ikinci konumuz tabii füzeyle ilgili derken bu Libya meselesinde elimizdeki bilgilerle izleyicilerimizi aydınlatmaya çalıştık. Bir taraftan da son dönemde Kuzey Irak'taki Amerikan üslerine, bir Amerikan üssü ve bir de tabii Erbil'deki konsolosluklarına İran'ın yaptığı balistik füze saldırıları var. Ve bu füze saldırıları sonrasında da Amerika Patriot hava savunma sistemini hem konsolosluğa hem de orada bulunan hava üssüne yerleştirdi. Okuyucularımızdan, izleyicilerimizden gelen yorumlardan biri de bize bununla ilgili video hazırlar mısınız diye sordular. Buradaki bu Patriot'lar bölgede Türk Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı sınır ötesi hava operasyonları var. Bu Patriot'lar bir risk oluşturur mu Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuşları için? Şimdi öncelikle soruya cevap vereyim. Sonra neden Patriot'lar oraya gitti? Bir kere risk oluşturmaz. Yani İncirlik'te de Patriot'lar var. Bizim için risk oluşturmuyor. Biz zaten Kuzey Irak harekatlarının hepsini Amerika ile koordineli, en azından bilgi vererek yapıyoruz. Yani onlar İran'ın balistik füze tehdidine karşı oraya konuşlandırılmış durumda. Yani bu çok büyük bir komple teorisi olur ki Amerika'nın eğer Kuzey Irak'taki bizim Kuzey Irak'taki herhangi bir terör hedefine karşı saldırımıza müdahale etme ihtiyacı varsa zaten bölgede bir sürü üstlerdeki uçakları var. Yani zaten uçuşa kapalı bir bölge orası, hava sahası. Patriot'e bizi durdurmak için ihtiyacı yok zaten. Yani uçaklar yeterli. Zaten aramızda şu anda o yönüyle bir ciddi sıkıntı yok. Birçok harekatla beraber yapıldı ki sonbahar kalkan harekatında da bir sıkıntı olmadı. Şimdi şöyle, bunların yerleştirilmesini zaten biz bekliyorduk. Hatta bazı o gece mesela sabah 6.30'da bir canlı yayına katılmıştım ben. İran saldırısı olduğunda. Orada daha çok ifade etmiştim. Oradaki de tekrar özetlemek istiyorum. Şimdi Ocak ayı gibiydi zannediyorum. Ayın 1'i, 7'si veya 8'i. Tam hatırlamıyorum. İran bir balistik füze saldırısı yaptı. Kısa menzilli balistik füzelerle yaklaşık 25 civarı balistik füzeyle Irak'taki çeşitli hedeflere karşı saldırıda bulundu. Bu işte Iraklı komutanın öldürülmesine misillemeydi. Biliyorsunuz Amerika tarafından. O sırada bir yanlışlıkla senle de onun videosunu yapmıştık. Burada linklere bırakırız. Ukrayna uçağının da yanlışlıkla düşürülmesi aynı gün gerçekleşti. Evet, doğru. İşte dolayısıyla bu olaydan sonra biz zaten bekliyorduk. Neyi bekliyorduk? Bölgedeki balistik füze savunma sistemlerinin zaten artırılması tabii bir şeydi. Bunu da yapılacak. Amerika şimdi oraya 2 milyar dolarlık, 3 milyar dolarlık Tehat füzesini getirecek hali yok. Zaten Tehat şu anda kuyrukta bir sürü ülke, birkaç tane ülke var. Kendisinin de şeyi var. En iyisi Amerika'daki fazladan Patriot'ları oraya aktarması. Yani beklenen bir şeydi. Patriot nedir? Patriot muhtemelen pakuç gidecek oraya. Antibalistik özelliği olan ve bunu sahada ispatlamış, en çok ispatlamış füze. Evet, Körfez Savaşı'nda çok düşük oranlarda vurdu ama ilk kez bir balistik füze, bir antibalistik füze balistik füzeyi vuruyordu. Şimdi Yemen'de hala da %40-%50 oranlarında vuruyor. Şimdi Amerika'nın Irak'a yer bile veya değişik yerlere Patriot hava savunma füze antibalistik ve hava savunma sistemi getirmesi İran balistik füzelerinin tehdidini tamamen ortadan kaldırmaz. İran balistik füzelerini tamamen artık kesinlikle düşemeyecek, vuramayacak manasına gelmez. Çünkü dünyadaki dediğim gibi antibalistik füze sistemleri, yani balistik füzeler antibalistik füze sistemlerinin daima birkaç adım önünde. Ama nedir? Hani hiç yoktan iyidir. Irak'ın kendisini güvende hissetmesi ve kendisini de oradaki üslerini koruması için bu balistik füze savunma sistemini oraya getirecekti zaten. Getirdi. Şimdi dolayısıyla ne olacak? İran geçen sefer yaptığı gibi kısa menzilli 700, 800 ve 1000 kilometrenin altındaki basit füzeleriyle değil, vurmak istediğinde daha üst, daha uzun menzilli, yani
orta menzilli MRBM denen 1000 kilometrenin üstündeki mesela Sejil 2'leri veya Şahap 3'leri gibi böyle daha başka füzeleri denemek zorunda. Neden? Çünkü Patriot 1000 kilometreye kadar, hatta bazı versiyonları 600, bazı versiyonları 1000 kilometreye kadar menzili olan balistik füzelere karşı etkili. Yani dolayısıyla İran artık ne yapacaktır? Geçen seferki gibi işte Zelzallar, Fatih 110'lar falan gibi böyle çok kısa menzilli basit füzeleriyle, ki yani basit derken şeye göre basit, füzeleriyle vurmayacak, daha üst versiyon füzelerini kullanmak zorunda kalır. Yani Patriot bile tam manasıyla balistik füzeye karşı orada savunma yapmayacaktır ama sonuçta geçen sefer mesela o üssü vurduğunda orada hiç Patriot yoktu. Bir sürü asker yaralandı. 100 küsur tane ABD askerinin yaralandığı söyleniyordu. Şimdi en azından 10 tane füze atıldığında 15 tanesi de vursa kârdır mantığıyla. Bölgede ve Orta Doğu'da ve Irak'ta ben daha fazla bu balistik füze savunma sistemini artıracağını düşünüyorum. Daha da gelecektir, bunun devamında olacaktır muhtemelen. Daha önceki yaptığımız bir videoda sen niye uzun menzil yerine kısa menzilli füzeler kullandığını açıklamıştın. Burada bir tekrar İran'ın bu tercihinin ne amacı taşıdığını biraz daha anlatırsan en azından dinleyicilerimiz, okuyucularımız bunu daha rahat anlamış olurlar. Şimdi İran'ın orada geçen sefer vurduğu yerlerin mesafesi 300-400 kilometre mesafedeydi. Attığı füzelerin menzili de 700-800 kilometre menzilli füzelerdi. Şimdi İran daha uzun menzilli füzeleri daha hızlı olduğu için attı ve biraz da tabii biraz da bunu parabol yörüngeyi biraz daha dikey olarak atmış olması gerekiyor. Aslında şöyle, hani maliyetine kıyıp, paraya kıyıp diyeyim, 2000 kilometre menzilli, daha uzun menzilli füzelerden atabilirdi. Çünkü bu füzeler daha fazla, daha dik bir açıyla atmosfere çıkıp, daha dik bir açıyla, yani parabol değil de şöyle daha dik bir açıyla dalabilir. Dolayısıyla daha hızlanabilir. Dolayısıyla bölgedeki hava savunma ve balistik füze savunma sistemlerini daha rahat aşabilirdi. Ama o zaman İran zaten istihbarat çalışmış belli. Orada da Patriot olmadığını biliyordu. Dolayısıyla bu bir savaş olsa, yani çok ciddi, illa vurulması gereken bir hedef olsa orada daha uzun menzilli füzeleri kullanacak. Ama ben bundan sonra da öyle yapmayacağını düşünüyorum. Yani yine böyle kısa menzilli, çünkü o füzelerini çok stratejik onlar için. Ama vurulan hedefler ise önemsiz. Zaten psikolojik harekattı o zaman da. Hatta bir sürü söylenti de çıktı İran'ın. Söylenti değil, haberler çıktı. İran'ın Irak'a saldırı öncesi haber verdiğini. Yani arada sorun olmasın diye. Dolayısıyla Irak haber veriyorsa zaten Amerika'daki, oradaki Amerikan üstlerindeki insanlar da zaten sığınaklara inmiştir. Evet, Patriot'ları yok. Sadece bu CIF sistemiyle, yani çok yüksek bir atış gücü olan, radarla çalışan, mermi duvarı ören makineli top sistemleriyle koruma yaptı. Hatta 5 tanesi de hedefe ulaşamadı bizlerden. Ama şeylerin, üstlerdeki insanların, askerlerin zaten haberi vardı. Dolayısıyla bir sürpriz bir saldırı olmadı. Bu bir savaş olsa çok ciddi bir, orada bir illa o hedefi vurmak istese dediğim gibi daha uzun menzilli füzeler kullanır. Ama bu zaman ne olur? Bu bir yarış ve karşı tarafı getirir. Bu sefer Amerika'da teat getirecektir. Başka şeyler getirecektir. Veya karşılık verecektir bana. Evet. Bir de misilleme tarafı var. Karşılık verecektir yani. Ben aslında yıllardır hep şunu düşünürdüm. İran gerçekten bir füze tehdidi var da Amerika'nın askerleri de hep Irak'ta ve Irak'la darası, Irak'ta nasıl böyle yoğun bir balistik füze savunma sistemi olmaz? Artık hep böyle ihtiyaçlar şeyi doğuruyor. Çok enteresan. Yani bunu böyle birazcık tarihsel süreci alırsak, işte Saddam El Hüseyin Sukut B'nin değişik versiyonu, El Hüseyin füzelerini yapıp Tahran'ı bombalamaya başladı İran-Irak savaşında. Tahran'da insanlar dışarı çıkamıyordu. Çok büyük bir psikolojik etkisi oldu. İran tersini yapıp Bağdat'ı bombalıyordu. Yıllar sonra bir İran-Irak savaşı bitti. Sonra Körfez Savaşı başladı. Bu sefer 88 tane Sukut füzesini Irak Körfez Savaşı'nda Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgedeki ülkeler attı. Sonra Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika Irak'a girdi. Bütün o balistik füzeleri temizledi. Bir tane bile bırakmadı. Kabiliyetini de mühendisine varana kadar, yani bir daha balistik füze yapamayacak şekilde temizledi. Şimdi enteresanı, İran tekrar Amerikan askerlerine Irak'takileri atıyor ve Amerika Irak'ı korumak için antibalistik füze sistemi getiriyor. Ya, hikaye gerçekten bugün çok ilginç yani serüven. Çok, daha da ayrıntıları var, uzatmak istemiyorum. Çok enteresan bir şekilde almış durumda. Yani bakalım bir sonraki hamle ne olacak yani. Irak'a balistik füze vereceklerini veya yapma şeyi vereceklerini imkansız, onu vermeyeceklerini düşünüyorum. Ama
daha da fazla güçlendirilebilir. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, bölgede zaten Amerika'nın çok fazla balistik füze savunma sisteminin temelini oluşturan erken uyarı sensör kapasitesi var. Benim meşhur bir tane bir Orta Doğu haritam var. Birçok takipçimiz çok defa görmüştür Twitter'da ve yazılarımızda. İşte bir tanesi Kürecik'teki Antep-E2 radarı ki bu İran'a dönük ama 120 derecelik açıyla bakan bu radar istediğiniz tarafa döndürülebiliyor. 2 milyar dolardan fazla. Dünyada sadece 9 tane var. İşte Japonya'da var, Güney Kore'de var. Bundan bir tane de İsrail'de Karen Dağı'nda var. Bir tane de Birleşik Arap Emirlikleri'nde CENTCOM'a bağlı komutanlığı da var. Dolayısıyla Orta Doğu'da 3 tane var. 3'ü de İran'a bakıyor. Hatta bazı noktalarda İran'da 3'ünün de kapsama alanı kesişim kümesi oluşturuyor. Dolayısıyla İran'dan gelen füzeleri zaten anında çok kısa sürede görebiliyorlar. Ama şimdi burada kısa menzilli füzeler attığı için bunlar da çok yüksek irtifaya çıkmadığı için uçuş süresi de çok az. Yani biz mesela Kilis'te bu Zeytin Dalı harekatından hepsinden önce, o uç harekattan da önce Kilis'e atılan kaçışa roketleri gibi. 2-3 dakika uçuyordu. Yani radarda görsem bile adam zaten çok kısa menzilliydi. Bunun belki onların attığı füzeler kaçışadan çok çok daha, topçu roketi değil, çok çok daha uzun menzilli ama yani Amerika'nın eğer attığı yere çok yakın bir Patriot bataryası yoksa, ki bu arada şunu da söyleyeyim, Patriot çok uzun menzilli bir füze değil. 120 derece açıyla bakıyor. 100 artı kilometre radar menzili var. Kendi menzili PAK-3 MS'ye gelirse 40 kilometre irtifa. PAK-3 gelirse yaklaşık 30 kilometre bir irtifa sınırı var. Ama menzili 90 kilometre veya 100 kilometre gibi. Yani böyle çok çok uzun menzilli bir füze değil. S-400 gibi yüksek irtifa ve uzun menzilli füze kategorisinde değil. Ama balistik füze olarak S-400'den, yani PAK-3 MS'den bahsediyorum, daha yüksek irtifaya çıkabiliyor ve daha yüksek irtifadaki balistik füzeyi de vurabiliyor. Ve zaten o konuda çok başarılı, yani başarısız diyorlar da, onu genelde, yani işte akademisyenler, başka insanlar, uzmanlar böyle konuşurken televizyonlarda ya vuramıyor diyorlar da, şunu hep atlıyorlar, çünkü bunu diyen insanlar hiç balistik füze savunma sistemini ve balistik füze savunma konularını çok çalışmamış bildi. Bir balistik füzeyi %50 oranla vurmak demek dünyada çok büyük başarı demek. Yani bunun muadili yok. Yani A füzesi %100 vurmuyor ki, %50'ye sen çok kötü diyorsun. Ama ben Patriot'i savunmak için söylemiyorum ama burada da şunu belirtmek isteyeyim. Madem konu açıldı, bu bir ihtiyaçtan beliriyor. Yani Amerika'nın çok yüksek teknolojisi olup Rusya'nın çok geri olmasından değil. Amerika'nın böyle bir tehdit algılamasından dolayı yıllardır bu konuya yatırım yapıyor, para harcıyor. Ama Rusya böyle bir tehdidi Orta Doğu'da İran'dan, Kuzey Kore'den veya başka bir Amerikan müttefiğinden hissetmedi. Zaten INF antlaşması vardı. Yani bu aradaki füzeler için. Sadece tek tehdit Amerikan ICBM ve SLBM'leri de, yani SLBM bu denizaltılardan atılan nükleer füzelerdi. Bunları da zaten vurabilecek sistem yok. Yani bir Amerikan GBU var, onlar da çok az. Dolayısıyla Amerika'nın, İsrail'in bu antibalistik füze yapısına yaptığı teknoloji yatırımı Ruslar yapmadığı için şu anda karşısında bir Patriot'e muadil antibalistik füze sistemi yok. Yani bunu söyleyince okuyucularımız hep şöyle anlıyor. Ya Amerikan füzeleri çok iyi, Rusların teknolojisi kötü mü? Ruslar yapamıyor mu? Hayır kardeşim, ihtiyaç meselesi. Yani dünyada 80 küsur tane Aegis savaş yönetim sistemi kurulu. Denizaltı savaş gemisi var Amerika'nın. Hepsinde SM-2, SM-3 var. Ama bir tane Moskova fırkateyni gibi birkaç tanesinde hariç Rusya'nın deniz konuştuğu antibalistik füze savunma sistemi var mı? Yok. Yani Moskova fırkateyni bile dizayn edilirken deniz konuştuğu balistik füze savunma sistemi diye bir şey yoktu. Dolayısıyla adam onu ihtiyaç hissetmemiş, onu yapmamış. Yani birinin 12 tane uçak gemisi varken öbürünün bir tane var. İhtiyaçlar şeye göre değişiyor. Onun tehdidi, Amerika'nın tehdidi sürekli Kuzey Kore, İran kaynaklı balistik füze. Dolayısıyla ona göre savunma sistemi geliştirmiş. Rusya'nınki farklı, Çin'inki farklı. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Çin ne yaptı, evet, şimdi? DF-21 yaptı. Anti-ship balistik füzeleri. Dolayısıyla şimdi Amerika hep şunu düşünüyor. Çin balistik füzeleri Pasifik Okyanusu'nda benim uçak gemilerim ve diğer gemilerime ve üstlerime saldırdığında ne yapacağım? Yani tekrardan bir ihtiyaç. Ama Çin bunu düşünmüyor. Çünkü Çin'in tehdidi farklı. İşte bu Irak'a Patriot gelmesi de hemen hep bu olayların çerçevesinde uygulanan bir şey kısacası. Evet. Çok teşekkürler Hakan. Hem Libya'yı konuştuk hem de Irak'taki Patriot'ları konuştuk. Bilgiler için çok teşekkürler. İzleyicilerimiz bize sorularını yorum yaparak iletebilirler. Yapacakları beğeniler videolarımızın daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlayacaktır. Tabii ki detaylı havacılık haberleri de www.tolgozbek.com kanalımızda
bizlere info@tolgozbek.com mailini kullanarak da sorularınızı atabilirsiniz. Hepinize virüssüz, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Her gün saat 19'daki yayınımız devam edecek. Görüşmek üzere bir sonraki yayında.